Alışık değilim ben böyle boş masalara. İçim bir tuhaf oldu. Biz varız ya babacığım. Evet dede. Yoksa sen bizi sevmiyor musun? Öyle şey olur mu kızım? Sizler benim çiçeklerimsiniz. Vallahi Canan ablam yok ortalıkta. Ama ben hep buradayım. Hepinizin yeri ayrı bende. Hepiniz en güzel çiçeklersiniz. Lakin gözüm alışmış hepinizi bir arada görmeye. Şimdi böyle boşluklar olunca insan korkuyor. Allah korusun. Sanki ailemiz dağılmış, herkes bir tarafa savrulmuş gibi. Nereden çıkıyor şimdi babacığım bunlar? Ağzından yel alsın. Hakikaten Ziya abi, durup dururken. Bunca yıl olmuş, beraber yaşıyoruz. Bundan sonra kim nereye gidecek ki? Gitmezsin değil mi kızım? Benim yerim burası babacığım. Ne olursa olsun ben sizi bırakmam. Sağ ol. Sağ ol. Elif iyi mi? Odasında. Bebeğimiz iyi mi? İyi. Vazgeçti değil mi aldırmaktan? Kapandı artık bu konu. Vazgeçti, merak etme. Her şey olur. Çok şükür. Yarın bütün gün yanında olacağım bir tanem. Hiç merak etme. Evden de izin aldım. Geç kalma abla, olur mu? Seni görmeden ameliyata girmek istemiyorum. Geç kalır mıyım hiç? Erkenden yanındayım. Hastaneden çıkınca beraber olacağız değil mi abla? Olacağız bir tanem, olacağız. Bitecek bu ayrı gayrı. Hep yanımda olacaksın artık. Ama şimdi dinlenme vakti. Hadi güzel güzel yat uyu. Hem yarın gelirken sana bir sürprizim olacak. Sürpriz mi? Nasıl bir şey? Çok seveceğin bir şey. Ama adı üstüne, sürpriz söylemem şimdi. Bak, bunu geçenlerde almıştım. Öyle güzel şeyler var ki. Ama hepsini bir anda almak istemiyorum, yavaş yavaş. Tadını çıkarta çıkarta. İstersen beraber gideriz bir gün. Ne dersin? Olur, gidelim. Ben de çok merak ediyorum. Bir an önce bebeğimizi kucağımıza almak istiyorum artık. Şu zor günler geçsin. Geçecek, geçecek. Merak etme. Her şey geride kalacak. Çok korkuyorum kahraman, bir şey olacak diye. Elif'in başına gelmeyen kalmadı. Bebeğimiz de etkileniyor tabii bu durumda. İnşallah bir aksilik olmaz. Ben bugün bebeğimizin kalp sesini dinledim, biliyor musun? Kalp sesini mi? Ne zaman? Elif'in annesini ziyarete gittiğimizde. Elif'in orada tansiyonu düştü. Hemen müdahale ettiler. Doktor da o ara dinletti işte. Ya planlı bir şey değildi. Bir anda oldu, seni çağıramadım. Belki de beraber gideceğiz, söz. Çok mucizevi bir şey ya. Emine arıyor. Benim çıkmam lazım. Nereye? Sana söylemeyi unuttum. Babama gideceğim.
Üstümü değiştireyim. Çok korkuttun bizi kızım. Annem çok sinirliydi Kıymet Hanım. Kendi kendine olmayacak şeyler düşünmüş. Sen hiç merak etme. Ben yarın gider konuşurum annenle. Durumun hiç de sandığı gibi olmadığını anlatırım. Taşıyıcı annelikten bahsetmeyeceksiniz değil mi? Şşş, olur mu öyle şey? O bizim sırrımız. Hiç kimseyle paylaşamayız. Kıymet Hanım, yarın Nazlı ameliyat oluyor. Yanında olabilir mi, öyle değil mi? Elbette kızım. Yalnız sen bir güzel istirahat et. Yeterince yordun kendini. Hadi bakalım. Ha, sütünü içmeyi unutma sakın kızım. Sağ ol. Hayırdır kızım? Elif'e bakacaktım. Elif yattı. İstirahat ediyor. Girme kızım. Sen bir yere mi gidiyorsun? Eminin işi varmış. Babamın yanına gidiyorum. Ah, Mesut Bey, benden de çok selam söyle. Olur mu evladım? Baş üstüne. Evet ablacığım. Ne konuşmak istiyordun benimle? Bugün Kerem'le konuştuk. Elif'e karşı bir ilgisi varmış. Abla, bunu Kerem'le konuştuk daha önce. Unutması lazım artık. Unutamıyor işte çocuk kahraman. Seviyor. Eskiden kızlar eksik olmazdı hayatından. Bir gün Eda dese, ertesi gün Seda derdi. Bilmez miyim? Bilirsin. Az uğraşmadın Kerem'le. Ama şimdi o kızların adını bile anmıyor. Farkında değil misin kahraman? Belli ki gerçekten aşık olmuş Elif'e. Bak kahraman. Bu dünyada seveceğin birine öyle kolay rastlayamıyorsun. Ha deyince çıkmıyor karşına. Zor buluyorsun, kolay kaybediyorsun. Beni düşün. Ne kadar çok seviyordum Kadir'i. Bir anda kaybettim. O günden beri onu düşünmediğim bir tek gün olmadı. Abla, Kerem daha çok genç. Karşısına başkaları çıkacaktır. Neden bu kadar karşısın bu ilişkiye? Üzülmesini istemiyorum da ondan. Kerem'in göremediği birçok şey var. Kahraman, esas Kerem şu anda çok üzülüyor. Sen de görüyorsun bunu. Bak, ablan olarak rica ediyorum senden. Bu konuyu tekrar düşün. Ona yardım et kahraman. Kerem çok üzülüyor. Maksut, düştüğün durumlara bak. Hadi anam, hadi ya. Vaç ettin bizi burada be. Hayret bir şey. Nasıl görünüyorum? Vallahi kimin için bu kadar süslendin çok merak ediyorum. Daha bir şey yok, sadece yemek yiyeceğiz. Kim bu şanslı adam? Defne'cim çok geç kaldım, sonra anlatırım. Nasıl görünüyorum sen onu söyle. Hayatım çok güzel olmuşsun, şahane gözüküyorsun. Ne oldu? Parfüm rahatsız etti. Ay fazla mı sıktım acaba? Yok ondan değil, evdeyken de midem bulanmıştı. Allah Allah, bu durumda bir tek şey geliyor aklıma ama.
O da mümkün değil. Biliyorum Emine. Hamile kalmam imkansız. Defne'cim çok geç kaldım. Görüşürüz. Görüşürüz. Bey, geç kaldım. Rica ederim, buyurun. Buyurun. Ben bir şey hissediyorum baba. Henüz emin değilim. Aslında gerçekleşmesi çok zor bir şey bu. Ama eğer hislerim doğruysa... dünyanın en mutlu kadını ben olabilirim. Sen hep derdin ya bana küçükken. Sen anne olacaksın da ben göreceğim. Belki de olurum baba. Gerçek bir anne olurum. Kendi çocuğumu kendim doğururum. Bu bir mucize olur. Ama neden olmasın? İzin almanız zor olmadı inşallah. Yok, Defne idare ediyor sağ olsun. Öyle mi? O zaman bir teşekkür borçluyuz Defne Hanım'a. O olmasa buluşamayacaktık. Bu arada siz neler yaptınız görüşmeyeli? İş arıyorum demiştiniz. Hala arıyorum. Zor değil mi? Yani zor tabii. Hani tanıdık manadık torpil olmayınca olmuyor. Gidiyorsun iş görüşmesine. Arayacağız diyorlar. Sonra ne arayan var ne sonra. Şoförlüğüm var demiştiniz değil mi? Evet. Daha önce özel şoförlük yaptım. Hayırdır? Yok öyle aklımda bulunsun. Hani sağdan soldan bir şey duyarsam. Hı. Yani zaten bu aralar iş buldum buldum. Yani bulamasam döneceğim memlekete. Bence hemen pes etmeyin. Olur inşallah bir şeyler. İnşallah. İnşallah. Ziya Bey, neydi o masadaki halin öyle? Meryem bir şeylerden şüphelenecek diye aklım çıktı. Kolay değil Kıymet Hanım. Yıllardır sakladığımız bir sır var. Yeri geliyor, insan korkuyor. Eğer Kadir'in yaşadığını öğrenirlerse neler olur bir düşün. O masada kimse kalmaz. Gelmiş geçmiş bir hadise Ziya Beyciğim. Niçin endişeleniyorsun? Kadir hayatımızdan çıktı gitti artık. Biz birbirimize bağlı bir aileyiz Ziya Bey. Sen gönlünü ferah tut. Allah ömür verdiği sürece o masada hep birlikte oturacağız inşallah. İnşallah Kıymet Hanım. İnşallah. Biz söz verdik. Birbirimizi yarı yolda bırakmak yok. Yok Ziya Bey. Bak, söz verdim. Bu sabah o raporda neler yazıyor bilmem. Alıp gittin elimizden. Sağlığınla, sıhhatinle alakalı kötü bir şey varsa ve söylemiyorsan bozuşuruz. Yok Ziya Bey, yok. Hiçbir şeyim yok. Sapasağlamım ben. Merak etme. Ben seni yarı yolda bırakmayacağım. Eyvallah. Anneciğim helva kavurduk Kadir için. Soğusun birazdan getirir kızlar. Allah kabul etsin. Ellerine sağlık ya. Amin. Merhabalar.
Gelin bakalım çifte kumrular. Ne yaptınız bakalım? Nerelere gittiniz? Yakup beni bugün çok güzel bir yere götürdü. Baş başa çok güzel bir yemek yedik. Yıldızlara baktık. Kısacası çok romantik bir akşam yemeği oldu değil mi canım? Evet. Sen ne yaptın Meryemciğim? Hiç. Ay bak Yıldız dedin de aklıma geldi. Yakup bana çok güzel bir yüzük hediye etti bugün. Nasıl güzel mi? Yıldız gibi parlıyor değil mi? Ben Yıldız demedim Şükran. Ya yok Yıldız'ı ben. Canım neyse ne fark eder. Güzel mi sen onu söyle. Güzel güzel çok güzel. Neyse ben bir mutfağa bakayım helva soğudu mu? Ay ben de geleyim seninle. Daha mutfaktakilere göstereceğim yüzüğümü. Efendim? Yani oradakilere göz kulak olmak lazım. Gel su içelim birlikte. Gel. Gel bakalım benim yakışıklı oğlum. Gel. Şükran pek mutlu. Ben de mutluyum anne. Babam sağ olsun. Şirketteki sorumluluklarım epey arttı. Sen her şeyi bileğinin hakkıyla elde ettin oğlum. Baban durduk yere hiçbir şey yapmaz. Ocağında köz kaldı mı ihtiyar? Kalmaz mı dede? O ocaktaki köz senin için kor olur, kor. Kardeşim benim hoş geldin. Gel bakalım gel. Gel bir ifadeni alayım. Hoş geldiniz bize. Kahraman Bey. Nasılsın Ali Aydar? Teşekkür ederim. Sağ olun. Gece için çok teşekkür ederim Şahin Bey. Ya beyi bıraksak artık. Siz nasıl isterseniz. Siz demek de yok. Peki öyle olsun. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Çok güzel bir geceydi. De tekrar görüşür müyüz? Tamam haberleşelim o zaman. Benim sizde... Pardon sende telefonum vardı. Var. Ararım ben seni. Seninle konuşmak bana iyi geliyor. İyi geceler. Neymiş arkadaş ya? Ah Elif ah. Herkes bana hasta. Bir sen beni sevemedin ya. Merhaba. Özür dilerim, korkutmak istemedim. Korkmadım. Güzel bir hava değil mi? Evet öyle. Elif, sana söylediklerimi unut. Çok acele ettim biliyorum. Daha beni tanımıyorsun bile. Siz de beni tanımıyorsunuz Kerem Bey. Bazen tanıdıkça seversin. Bazen hiç tanımadan aşık olursun. Ben artık odama gideyim. Elif. Gerçekten sana söylediklerimi unutalım. Arkadaş olabiliriz ama, değil mi? Olur. İyi geceler.
İyi akşamlar. Gel kızım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim Ziya Bey. Annen hastaymış diye duyduk. Geçmiş olsun. Evet öyle. Nasıl, iyi mi şimdi? Daha iyi, sağ olun. Otursana Elif, konuşuruz. Ben hiç rahatsızlık vermeyeyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kız da böyle hayalet gibi bir garip. Heh. Bizim kaçakla geldi. Nerelerdeydin bakalım? Bir arkadaşımlaydım dedi. Hangi arkadaşmış bu? Ayhan abi, tanıyorsun ya sen de. Ayhan. Bugün bahsettiğin adam değil mi? Evet anne, oturduk biraz sohbet ettik. Hatta size de çok selam söyledi. Nasıl bir ortak yanınız var bu adamla, merak ettim doğrusu. Mesela nelerden konuşuyorsunuz? Ya her şeyden konuşuyoruz. Hatta bugün sizden bahsettim. Aa, niye bizden bahsediyorsun elin adamına? Hakkımızda bilgi toplamadığı ne malum? Hırsız olmadığı ne malum? Yok be yenge, öyle biri değil. Bir gün getiririm, tanışırsınız, içiniz rahat eder, tamam mı? Çağır vallahi, merak ettim ben de. Tamamdır anneanne, konuşurum. Neyse ben odama kaçtım. Hadi iyi akşamlar. Sana da. Ne anlat bakalım, sende bir değişiklik var mı? Yok be kahraman. Ben de ne değişiklik olacak bu saatten sonra? Tek tabanca devam ediyorum kardeşim. Öyle büyük konuşma. Ayrıca böyle iyi. Şimdi beni bıraksan. Sen gelmişsin, sen anlat. Sende durum var. Bende bir değişiklik var galiba. Var. Peki nedir? Bir çocuğum olacak. Bir çocuğun olacak. Ben bunu bana şimdi söylüyorsun. Vay benim kardeşime bak. Allah! Bu durumda ben şimdi amca oluyorum değil mi? Amca oluyor. Evet. Usta, bir büyük daha kap bize hadi. Ya yavaş, yok, 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 yavaş. Yok, yavaş mavaş yok. Şu an içmeyeceğiz. Ne zaman içeceğiz kahraman? Dur, telefon çalıyor. Aa. Defne arıyor, Defne. Çok selam söyle yenge. Vay. Efendim Defne. Alo canım, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Bizim Celal'le beraberim. Var ya Hatay'dan. Çok selam. Bak selam söylüyor sana. Sen de selam söyle. Baş üstüne. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum canım. Hadi görüşürüz. Of, of. Baba kahraman. Vay be kahraman. Vay kardeşim. Senin bir şeyin mi var? Oğlum en mutlu olman gereken günde of of yapıyorsun. Ne of of? Durumlar karışık. Karışık mı? Neymiş o karışık olan? Hamile olan Defne değil. Ne değil? Kim? Ayırma dedim. Vallahi haberim yoktu baba. En son Meryem'le birlikteydiler. Oradan eve gelir diye düşünmüştüm. Sen nasıl iş yapıyorsun Yakup? Adam Kerim'in yanından ayrılmıyor, bizim haberimiz yok. Bu da yetmezmiş gibi Meryem adamı biliyor. Ya karşısına çıkarsa? He? Ya Kerem bu herifi bizim eve getirmeye kalkarsa, he? Sen merak etme baba. Bundan sonra Kerim'i gözümün önünden ayırmam. O nereye, ben oraya. Yo yo. Bu adam laftan anlamayacak. Bir başka yol düşünmemiz lazım. Ne yapacağız baba? Thank you.
Sen yarın Kadir'i eski defaya getireceksin. Ben gerekeni yapacağım. Baba, o adam için değmez. Onun için değil, ailemiz için. Çantanı çaldılar, o da hırsızı bulup geri getirdi yani. Aynen öyle. Vay be, yakışıklı mı bari? Ay Defne. Yakışıklıymış. Ama sen de çok kötüsün. Sen kesin aşık olmuşsun bu adama. Yok öyle bir şey. Henüz her şey çok yeni. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Ne iş yapıyormuş bu adam? İş arıyormuş. Seni işsiz birine vermeyiz. İşini bulsun öyle gelsin. Aslında aklıma bir şey geliyor ama ne dersin bilemedim. Biliyorsun yıllardır bu evde yalnızım. Hani biri olsa hem şoför gibi hem güvenlik gibi alışverişimizi falan da yapar. Sen var ya, hoşlandığın adama bir de iş bakıyorsun. Aynı evde. Kızdın mı yoksa? Mecbur değilsin bak, bu fikirdi sadece. Yarın gelsin görüşelim. Gerçekten mi? Gerçekten. Sen kesin aşık olmuşsun bu adama. Defneciğim, bu gece burada kalsana. Hem uzun uzun konuşuruz. Emine, çikolata var mı? Çikolata mı? Canım deli gibi çikolata istiyor. Olacaktı şuralarda bir yerde. Ne oluyor bana böyle Emine? Bilmiyorum ki. Yarın bir test yapacağım. Belki de gerçekten hamileyim. Olamaz mı? Özür dilerim. Canım mı çekti? Hem de nasıl? Hamilelikte olur böyle. Canın ne çekerse söyle hemen yapılır, tamam mı kızım? Kusura bakmayın. Afiyet olsun. İyi geceler. Emine sen ciddi misin? İş görüşmesi diyorsun. Yok sevindim canım, sevindim de hani şaşırdım. Öyle aniden olunca teşekkür ederim. Tabii tabii yarın uyar uyar. Sağ ol. Görüşürüz. Şahin'le konuştum. Yarın gelecek görüşmeye. Gelsin. Sen iyi misin? Emine, ben galiba hamileyim. Önce bir test yap bence, hemen heveslenme. Düşünsene Emine. Hamileysen benim çocuğum, benim karnımda büyüyecek. Onu dünyaya ben getireceğim. Kahraman duyunca çok sevinecek. İyi de ne iş yapacaksın? Ha bahçe, bana şoför ne fark eder? Yeter ki evin içine bir gireyim. Ben bir şekilde hallederim diyorsun. Aynen. Vallahi seninki de ne sevdaymış be abi. Bak kaç zamandır buradasın. Aklın fikrin hep Elif'te. O değil işleri de iyice boşladın ha. Yakında senin paralar çeker suyunu. Korkma bana bir şey olmaz. Ben işleri buradan hallediyorum. Sen haberin yok. Ya nasıl bir iş bu ya? Anlatmadın da hiç. Ya senin boyun aşar böyle şeyler. O yüzden sen hiç kafanı yorma. Ya hayır, iyi para varsa beraber yapardık be. Bak koçum, sen tamirciliğe devam et, ben de kendi işime bakayım. Her şey yerinde güzel. Ya bu ne şans arkadaş ya. Hadi kalk da benim takımı ütüle. Buyur, ne ütüsü ya? Oğlum yarın Kahraman Bey'in canısıyla görüşeceğiz.
Üstümüze başımıza bir çeki düzen ver hadi. Oyunda kaybettin zaten. Hadi aslanım benim. Kahraman Bey'in canısı. Bekle bakalım. Bekle. Vay be. Gerçekten karışıkmış. İşin zor. Oy oy. Kahraman Bey. Kahraman Bey, iyi misiniz? Ha. Kahraman Bey, odanıza çıkıp yatın. Üşüyeceksiniz burada. Kahraman Bey. Kahraman Bey. Emine, hamilelik testini aldım. Defne'cim,
Çok heyecanlısın biliyorum ama üzülmeni de istemiyorum. Emine söyledim sana. Bütün belirtiler var. Göreceksin bak. Birazdan her şey ortaya çıkacak. Geleceğim ben birazdan. En iyi doktorlar yapacak kardeşinin ameliyatını. Hiç korkma. İçini ferah tut kızım. Sağ olun. Dualarınızı eksik etmeyin Kıymet Hanım. Eder miyim hiç? Ha bu arada anneni de görmeye gideceğim. Bugün o tatsız meseleyi de halledeceğiz inşallah. İnşallah. Hadi. Hadi bakalım. Hayırlı haberlerle dönün inşallah. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Haftaya doğum günü partisine gidiyoruz. Değil mi? Nehir, gelmeyeceğim demiştim. Ya amma inatçısın sen ya. Ne güzel eğleneceğiz. Arkadaşlarımla tanışmış olursun. Hadi gel. Nehir gelmeyeceğim. Ya oralar bana göre değil. Ya hep böyle yapıyorsun. Hayırdır? Ne yapıyormuş Selim? Aysel abla, haftaya arkadaşımın doğum günü partisi var. Selim'i de çağırıyorum ama gelmek istemiyor. E git işte oğlum. Ne güzel eğlenirsiniz işte. Ya anne, eğlenmek falan istemiyorum. Gitmeyeceğim. Peki. Sen bilirsin. Oğlum kızın kalbini niye kırıyorsun? Siz iyi arkadaş değil misiniz? Gitsen ne olur? Ya anne bırak ya. Zengin partisi o. Ne işim var benim? Ne hediye almaya param var, ne doğru dürüst giyinmeye. Neyse, ben kaçtım. Akşama görüşürüz. Dün gece üstümü sen mi ördün? Ben size çok seslendim Kahraman Bey ama duymadınız beni. Üşümeyin diye de. Sen o saatte ne yapıyordun dışarıda? Hava almaya çıkmıştım ben. Uyku tutmadı. Sonra siz geldiniz. Ben de çok eski bir arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Biraz ölçüyü fazla kaçırmışız. Elif, sana bir şey söylemem lazım. Kerem... Kahraman Bey, inanın benim bir suçum yok. Ben olmaz dedim Kerem Bey'e. Biliyorum. Ben sadece Kerem'in üzülmesini istemiyorum. Ona karşı biraz daha dikkatli ol. Olurum tabii, hiç merak etmeyin. Kerem benim için çok değerli. Eğer şartlar böyle olmasaydı, yani bu durum, yine de hayır der miydin? Bilmem.